Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'de üretilen ilk akıllı telefonlardan birinin kutusunu beraber açacağız. Casper Via F20 arkadaşlar. Casper bunun montajını vesaire Türkiye'de yani ülkemizde gerçekleştirdi. Dilerseniz en önce kutuyu açmadan önce zaten üzerinde özellikleri yazıyor. Onlara bir göz atalım, sonrasında kutumuzu açalım. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar 8 çekirdekli bir Yonga setinin olduğundan bahsediyor. 4 GB RAM ve 128 GB da dahili depolama alanı var bu cihazda ki bence 128 GB olması gerçekten iyi. 5000 mAh'lik bir bataryamız bulunuyor. Ön tarafta 8 megapiksellik bir selfie kamerası. Arka yüzey ise 48 megapiksellik geniş açılı bir kameramız var. Ona 5 megapiksellik ultra geniş açı kamerası, 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası eşlik ediyor. Yani arka tarafta toplamda dörtlü bir ana kamera kurulumu mevcut. Ve delikli ekran tasarımına sahip 6.55 inçlik IPS LCD bir ekranımız bulunuyor arkadaşlar. Dilerseniz şöyle kutumuzu yavaştan açalım. Bakalım nasıl bir cihaz bizleri karşılayacak. Şöyle. Son dönemde biliyorsunuz ülkemizdeki akıllı telefon üretimleri teşviklerle birlikte arttı. Ve Casper da direkt olarak üretim bandını ülkemize taşımış oldu. Şöyle şuradaki güvenlik bantlarını da açalım. Açtık. Şunu da açtık. Şimdi telefonu kutusundan şöyle çıkartalım yavaş yavaş. Şöyle hop. Evet. Evet arkadaşlar telefon karşımıza çıktı. Direkt olarak zaten şurada da yine görüyorsunuz özelliklerini yazmışlar. MediaTek imzalı P35 Yonga seti bulunuyor bunda. Helio P35. Şöyle telefonu koyalım bakalım kutudan neler çıkacak onları bir görelim. Sonrasında telefonumuza tekrardan geri dönüş yapacağız zaten. Şurada bir kılıfımız geliyor artık. Telefonlarda bunları görmeye alıştık. Bir tane de silikon kılıf. Silikon kılıfın haricinde bir de arkadaşlar burada ekran koruyucumuz mevcut gördüğünüz gibi. Burada bir şarj adaptörümüz var. Type-C girişimiz, şu sim kart iğnemiz ve bir de kulak içi kulaklığımız bulunuyor. Son dönemde orta segment cihazlarda kulak içi kulaklık değil, normal kulaklık da gelmiyor. Dolayısıyla burada Casper'ın bir kulaklığa yer vermesi güzel olmuş. Adaptörün kaç watt olduğuna bakacağım. Evet bakıyorum burada 18 watt yazıyor. Tabii 0.6 amper giriş. Bakıyorum çıkış değerlerine 9-12 watt, 1.5 amper, 2 amper, 18 watt. Tabii bataryanın 18 watt yazıyor olabilir ama ne derece hızlı şarj edip etmediğini zaten testimizde göreceğiz arkadaşlar. Şimdi telefonumuzu açalım yavaştan. Bu arada şurada Made in Turkey yazısında görüyorsunuz. Burada yani Türkiye'de üretilmiştir diyor telefonumuz için. Şöyle açalım. İlk bakışımızı yapalım. Arka taraf beyaz, platin beyaz diye geçiyor. Şunu şöyle alalım. Telefonumuzu açalım bir. Telefon açılana kadar biz de orada ilk değerlendirmelerimizi yapalım. Gayet şık bir telefon arkadaşlar. Yani baktığımız zaman şurada bir parmak izi okuyucumuz mevcut. Dediğim gibi 48 megapiksellik yapay zeka destekli bir kameramız var. Yine burada geniş açı, makro ve derinlik lensleri de bulunuyor. Ses açıp kapama ve power butonu telefonun sağ tarafına yerleştirilmiş. Sol tarafta ise sim kart giriş yuvamız yer alıyor. Alt tarafta Type-C girişi var ve burada yine 3.5 milimlik kulaklık jack'ına da yer vermiş Casper. Yukarı tarafta da sadece bir adet mikrofonları şöyle Türk şeyi diyelim. Atlayalım şimdilik mobile bağlanmayı falan. Çevrim dışı kur diyelim. Devam. Bir kurulum yapıp açalım. İleri diyelim. Daha sonra ayarlamaları yaparız. Diğer kabul et. Ekran kilidi ayarı atlayalım. Onu da atlayalım. Evet. Hızlı bir şekilde kuruldu telefonumuz. Evet açıldı arkadaşlar. Şu anda telefon gördüğünüz gibi böyle bir arayüzümüz mevcut. Şunları temizleyelim. Bir ayarlara girelim. Şuradan ayarlar.
sistem. Telefon hakkında bakalım. Android 10 ile geliyor. Çift SIM kart var. Gördüğünüz gibi 128 GB'lık bir dahili depolama alanı var ki ilk geldiğinde telefon yaklaşık olarak bu dahili depolama alanının %10'u kullanılıyor. Yine size 117 GB'lık bir boş yer verilmiş. Kameraya girelim. Bakalım ne gibi modlar var. Güzellik modu var. Çıkartma dediği. Evet, çıkartma falan şey yapıyorsunuz. Bokeh efekti dediği arkadaşlar, arka tarafı biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi blue ulaştırması şöyle bastığımızda parmağımıza netleyecek. Arka tarafı da blue'ya düşünmüş oluyor. Evet, genel itibariyle telefon bu şekilde diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde bu cihazın geniş bir incelemesiyle karşınızda olacağız. Tabii siz bunun fiyatını da merak ediyorsunuzdur mutlaka. Onu da hemen size söyleyelim arkadaşlar. Casper'ın bu modeli, yani Casper VIA F20 modeli Türkiye'de üretilen, Türkiye'de montajlanan bir cihaz. Bunun fiyatı arkadaşlar şu anda 2700 Türk liraları civarında. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte incelemesini yaptığımızda bu fiyata değip değmeyeceğini sizlerle zaten paylaşacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.